Anadolu Efes katkılarıyla burada olan burada kalır. Hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer konuklar. Efendim bir burada olan burada kalır programında daha sizlerle beraber olmanın ne mutluluğu içerisindeyiz. Efendim ben programın daimi sunucusu ve her zaman olduğu gibi teknik masamızda İstanbul'da hemen kamera arkasında The Sakal of the World yani sakallı bebek Inamatu Tokyodes bu kez Japonya'ya Rakuga gösterilerinin ilmini kapmak için özel bir izin aldı gitti kendisi. Zannediyorum Kurban Bayramı'na doğru gelecek hocam. Evet. Efendim geldik klasik programımızın açılış ve macun bölümüne. İşte hemen yanımda daimi konuğum. Şair, yazar, oyuncu, şirket, CFO'su, fakir, fukara, garip, murabba dostu, Türkiye Kareli Gömlek Giyenler Konfederasyonu Genel Sekreteri, Degüstatör, Maratonmen, Rainman. Nasıl hocam bu ünvan? Heykeltıraş. Sinop Erfelek Kestanesi, İstanbul'da tüm Marmara bölge distribütörü, Z kuşağının pambık dedesi, Cem Yılmaz'ın ağabeysi, aynı zamanda Pezo Jeff ve İlhan Musk gibi dünyanın bütün özünü, suyunu emen arkadaşların en yakın kankisi, Kapris abidesi Tom Cruise'un da abisi, hocaların hocası Can Yılmaz. Merhaba genç adam. Geçmiş olsun hocam. Mevsim geçişleri mi? Yoksa ünvanlarda hafif bir iki yok, tane... Hastayım. Hasta mısın? Bırakalım hemen programı hocam. Yani şey dönüşünde feci üşüttüğüm şey. Öyle mi? Evet. Evet. Şu anda istiyorsanız bırakalım hocam. Hayır abi hayır. Ha. Hastalık oynamaz. Aktarayım. Ama az önce programa başlamadan önce şen şakrak kahkahalar atıyordun. Espriler yapıyordun. Şimdi birdenbire canlı performansa geçince... Hastayım. Hayır abi. Evet. Ben 2-3 gündür hastayım, size belli etmek istemiyorum. Evet. Üzülmeyin diye. Ben de sana hastayım hocam. Hocam gözün aydın. Ne oldu? Kral Charles nihayet... Aldı. Aldı. Tamam. Tacını aldı. Yalnız gözü yere bakıyordu. Tabii. Vallahi bak, çünkü şöyle bir şey fark ettim. Abi bunu geçen hafta konuşmamış mıydık? Konuşmuştuk ama şimdi ben töreni izledim hocam. Evet. Bir kere o kafaya taktıkları dalga var ya. O taç abi o. Taç dalga işte, demeyelim o, yani koskoca hocam, bak, bin taç, yıllık kraliyet. Taç tercih. Başka bir şey. Yani o herhalde 8-9 kilo kafaya böyle bir geçirdiler. Adam kafayı taşıyamadığı için mecburen hep kafası önde karşıladı şeyleri. Hayır abi tebrikleri. O saygıdan abi. Karşıdaki psikoposa saygıdan öyle duruyor adam. Saygıdan değil, taşıyamıyor. Malı taşıyamıyor, devamlı kaldırıyor, indiriyor. Neden taşıyamıyor? Ağır geldiği hayır, için. Hayır, boyun fıtığı var. Eyvah, demiştir ki ulan 76 yaşından sonra gelen krallığa bak. Yani şöyle demişti, ya bunu ben 35'te almam lazım. Evet. Şimdi 75'te, 35'te alsaydı... Belki başka bir şey olurdu. Mesela şimdi ondan sonra gelecek oğul mesela tam makul yaşta. Zannediyorum 40'lı yaşlarını sürdürüyor. Evet. Mis. Yalnız oğlanlardan birini cezalandırmış. Öyle mi? Her iyi. Harry zaten abi tahta gözüm yok diye bıraktı ya. İşte tahta gözüm yok deyince Harry'i de normal protokolde böyle dördüncü sıraya, Duhuliye'ye doğru atmışlar çocuğu. Hayır abicim. Hı? Abi bak monarşinin hiçbir kuralı hakkında bilgin yok. Nedir neden hocam? Beşinci sırada adam? Neden? Çünkü tahtta da beşinci sırada. Nasıl beşinci sırada? Tabii beşinci sırada abi. O oğlan var, birinci oğlan. Evet. Oğlanın çocukları var. Evet. Çocukları da bir şey olursa Harry'ye sıra geliyor. Ha, beşinci sırada. Yani esas çocuk yani... O, birinci ben de çekildim adam. Derse. Çekildim diyecek. Harry gel maça gir demiyorlar. Çocuklara mı geliyor? Oğlan var küçük. Vay 10-12 canım. Yaşında. O da derse ki ben de istemiyorum. Öbür daha küçüğü var. O da ben de istemiyorum falan derse İngilizce. Evet, İngilizce. O zaman Harry'e derler ki Harry'cik. Harry gel. Gel koçum. Gel sana Harry geldim. Gelir mi peki bir daha? Sen evet. Olsan gelir misin? Öyle mi gelir ki? Allah'ım. Abi yani çünkü imkansız bir şey gerçekleşiyor. Evet. Yani 5 tane adamı ele, 4 tane adamı eliyorsun. 4 tane adamı eledikten sonra geldiyse o artık elinin tersiyle itilmez. Allah'ın bir lütfu olur. Ve gelip dükkana oturursun. Takka, tak babacığım. Doğrusu ben pek mutlu görmedim abi adamı. Sakal devamlı bana bakıyor. Ne bakıyorsun? Mikrofonunuza bakıyorum hocam. Ne var mikrofonu? Yeni mi? Hışırtı yapıyor. Peki ne yapalım sakalım? Bir 2 dakika keselim ben onu yeni değiştireyim. Kestik. Hey Allah'ım. Evet. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Can hocamın mikrofonu da ufak bir hış 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 olunca
Hemen sakallı bebek oradan müdahale edip abi bunun yerini değiştirebilir miyiz dedi. Ve Can Hocam'ın hasretle beklenen kitabı çıktı sevgili dostlar. İsmini ben söylemek istemiyorum. Hocam buyurun siz hayranlarınızla paylaşın. Nedir kitabınızın ismi ve ne anlatıyor bu değerli kitap? Kapak kendini aldı. Kapak zaten kendini anlatıyor abi. Kapakta biz diyor ismini ki, duyalım. Ben buradayım. İsmini duyalım hocam kitabın. Kitabımızın ismi evet. Amcamı almazsak Begonvil kaça olur? Müthiş. Tüylerim diken diken oldu. Bu olağanüstü ismi siz mi buldunuz hocam? Evet ben buldum. Kitap satmasın diye mi seçtiniz bunu? Abi bu zaten benim Kafa Dergisi'ndeki yazdığım öykülerden alınmış. Bir tanesi. Bir tanesi. Öykünün adı da bu muydu? Okumuş, eğer okumuş olsaydın evet. Bu tepkiyi göstermezdin. Okumuş amcama olsaydın almasam... derdin ki iyi ki bunu bastın. Şimdi ben bu kitabı gidip almaya çalışsam ben bunun ismini zaten hatırlayıncaya kadar unuturum hocam. Gerek yok abi. Can Yılmaz'ın son yeni... kitabı var evet, mı? O kadar. Hangisi efendim? Amcam. Amcam diye bir kitap yok. Begonvil. Begonvil o da yok. Abi senin kitabı okumaya niyetin var mı? Var. O zaman ismini öğrenir gidersin. Tamam. Senin öğrendi kitabı almaya niyetin yok. Bahane arıyorsun yani. Hocam peki... Can Yılmaz'ın yeni kitabı geldi mi? Amcama almazsak Begonvil kaça olur? Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. Bayağı uzun bir isimli hocam. Abi. Amcama almazsak... Aşıklı Bilek Park diye kitabım var ya. Hocam. Bence kitap ismini eleştirecek en son adamsın. Hocam benim... Almasak mı almazsak? Almasak. Bir hata var galiba sakal. Bana sanki böyle bana da ince bir çapak geldi gibi. Hani almasak yerine almazsak mı acaba? Baskıyı durdurun. Evet. Abi. Birinci baskıyı durduruyoruz arkadaşlar. İsimde bir yanlışlık abi. Var. Evet. Abi. Evet. Kelime oyunu bilir misin? Bilirim. Tamam. Başka sorum yok. Ne bu? Yani almazsak yerine almasak yazmak bir kelime oyunu mu? Abi Haşıklı Black Park diye de bir şey yok. Nasıl yok? Mesela o zaman onu da koymaman lazım. Neyi? Abi biz alma demesini de biliriz, alma demesini de biliriz. Hocam ne diyeyim? Okuru bol olsun, yolu açık sağ ol olsun. Abi, Allah razı olsun. Ama umarım inşallah birinci baskıda çok fazla basmamışsınız. Malum çünkü kağıt pahalı. 10 bin basıldı. Eyvah eyvah gitti. 10 bin basıldı. Abi neyse beni bırakalım. Benim kitap her zaman satar. Ama hocam siz siz başlarken böyle gösterince hani ben de tanıtım anlamında bir destek vereyim. Sağ ol abi dedim. Sen tanıtımı yapma. Evet. Böyle tanıtım mı olur kitabı? Abi okudun mu abi? Hocam okumaya çalıştım ama... akmadı mı? Akmadı. Hep aynı. Ya şurada 10 tane kitabım var. 10'unu da okumaya çalıştım akmadı diye kötülüyorsun ya. Bir tanesinde de ki ulan büyülendim adeta de ya. O gece uyku tutmadı de. Bir şey de... Uyku tutmadı doğru. Hocam içimizi kıpırdatacak ne gibi haberlerin var? Bana var. Dedin ki bana bırak abi. Ben yayında öyle bir şey gümbür, gümbür gümbür hayır. Ne konular buldum sana dedim. Buyurun. Ben asla ve asla hiçbir programda bana bırak abi demem. Hı. O senin bu işten kaçmak için uydurduğun bir şey. Onu da yaklaşık 100 programda yapıyorsun. Abi hayırdır? Ne hayırdır? Instagram'da gördüm seni şehir tiyatrolarında geziyordun. Evet. Sen devlet tiyatrosu oyuncusu değil miydin? Hocam ben devlet tiyatroları oyuncusuyum. Evet. Şehir tiyatrosu da bizim kardeş kurumumuz. Evet. Şehir tiyatroları gençler için 37. kez bir organizasyon düzenliyor. Hı. Benim yıllardır savunduğum işi yapmışlar abi. Ne mesela abi sen? Ben hep şunu savundum. Devlet özel tiyatrolara yardım yaptığı zaman hep kavga çıkar. Hmm. Der ki Can Yılmaz'ın tiyatrosuna 100 milyon verdiniz, bana 25 verdiniz, ona 5 verdiniz, buna 10 verdiniz. Üstelik de giden yardımın da açıkçası ben öyle çok büyük bir fayda getirdiğine de inanmıyorum. Hmm. Ben hep derdim ki Kültür Bakanlığı ya da devlet yardım edecekse çocuklara en azından üniversite öğrencilerine tiyatro yapsınlar diye bir fon ayırmalı. Ve üniversite öğrencileri bu fondan faydalanıp tiyatro yapmalı. Devlet gerekiyorsa da çocuklara sahne bulmalı. Yani işte devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, belediyelerin sahneleri var. Bu organizasyonlarda bu gençlere şans tanımalı dedim. Çünkü üniversite gençleri kendi tiyatrolarını kurarlarsa sevgili Can Yılmaz, aynı zamanda bu üniversite gençlerini bulundukları bölgeye göre çocuk oyunları yapmaları konusunda teşvik etmek lazım. Hı hı. Çünkü çocuk oyununu herkes yapamaz. Çocuk oyununun şöyle bir tehlikesi var sevgili Can Hoca. Ben çocuk oyunu yazdım abi, biliyorum. Evet, yazdınız biliyorum. Çocuk oyununun şöyle bir tehlikesi var. Eğer kötü bir çocuk oyununa, çocuklara gelirse, tiyatro diye yavrum bak budur diye denk gelip çocuk onu seyrederse, o ağızda balık yağı gibi bir tat bırakır ve adam yetişkin olduğu zaman bile ya ben tiyatroya gitmeyeyim der. Niye? O çocuk oyunundan dolayı. Çocuk oyunundan dolayı. Çünkü damakta kötü bir lezzet bıraktığı için
tiyatroya karşı soğuk davranır adam. Ben bunun örneklerini çok gördüm. Hı hı. O yüzden de hep savunduğum bu gençlere bu konuda destek vermek hı hı. lazım diye. Sağ olsunlar şehir tiyatroları böyle bir organizasyonu 37. defa düzenledi. Zannediyorum 38 veya 40'a yakın üniversite yerli ve yabancı oyunlardan, bayağı güzel oyunlardan bir repertuar oluşturmuşlar. Şehir tiyatrosu sahnelerini bunlara açmış. Çocuklar da o sahnelerde hala... Bunun seninle ne alakası var abi? Oraya bir türlü gelemedin. Yani evet. Sen orada ne arıyordun? Hocam beni de benden bir gün önce sevgili Metin Akpınar abim çağırmışlar. Hı-hı. O gençlerle... Söyleşi vardı. Söyleşisi yani. Vardı. Hı-hı. Ondan sonra da beni uygun görmüşler, davet etmişler. Senden sonra da beni çağırdılar. Siz de gidiniz ben tabii. Ben kabul etmedim, işim var. Eyvallah. Ben de orada hocam yaklaşık 1,5 saat oraya gelen genç arkadaşlara kendi deneyimlerinden bahsettim. Hı-hı. Sohbet ettik, karşılıklı soru cevap şeklinde geçti. Hı-hı. Güzel de bir etkinlik oldu. Ama biraz daha geriye gidersek, özellikle pandemi zamanında hı-hı. en çok zararı kimler gördü hocam? Tiyatrocular. Tiyatrocular ve canlı müzik performansı yapan sevgili müzisyen arkadaşlarımız bu işten zarar gördüler. Bu anlamda mesela Anadolu Efes'in mavi sahnesi vardı. Mavi sahne etkinlikleri vardı. Sen biliyor musun mavi sahne? Nerede yapılıyor hocam? Yani DAS'ta yapılıyor. Bak sana söylüyorum ki gençler de aynı zamanda bilgi sahibi olsun. Biliyorum abi. 5 evet. senedir yapılıyordu bu. DAS'ta yapılıyor benim bildiğim. Evet. Evet abi. Biliyormuşum evet. Evet. Can Yılmaz'ın bu muhteşem bilgisinden ve katkısından ötürü teşekkür ediyoruz. Canım abi. Biliyor musun abi? Biliyorum abi. Abi çok sen iyi. Zaten açıklıyordun. Bana da manyel yaptın. Yani ben bakayım biliyor muyum diye. Biliyor evet. muymuşum? Biliyormuşum. Biliyorsun ama hani en azından bilginle, birikiminle şurada bizi izlemekte olan genç arkadaşlara da birkaç tane cümle edersin diye ben sana topu fileye çıkardım ama smaç vuramadın hocam. Biliyorum abi dedim sustum. Evet. Bu kadar mı? Bildiklerimi halktan şey yapmamam lazım, kaçınmamam lazım, söylemem lazım. Evet, bugün zannediyorum Can Yılmaz'ın ağzından kerpetenle laf alma. Abi bak yarı fiyatına bilet alabiliyorlar. Bak bunu biliyorum. Ha. Abi rahatsızım ya boğazlarımda iltihapla. Yok sen açsın şu anda. Aç. Evet Can Hoca açken böyle kalır bak arkadaşlar. Bak bulayım ben güvercin sana gibi kafası ilgili. Düşer. Sevgili gençler DAS'ta bu organizasyonlar evet. yapılıyor. Ayrıca şunu da söyleyeyim biletler gayet makul. Öğrenci bilet ne zaman başlıyor? Öğrenci biletleri 40-45 lira civarında galiba. Peki, ne zaman başlıyor? Olanlar da 65. Onda sen söyle ne zaman başladığını hocam. Ben seni test ediyorum. Karşılıklı birbirimizi test ediyoruz. Bu programın adını ne koy biliyor musun? Test günü. Hocam peki bu etkinlikler ne zaman başlıyor? Şu anda sizi izleyen milyonlarca 85 milyon Avrupa, St. Petersburg, Çin, Amerika, dünyanın her yerinden bizi izliyorlar ve senin şu anda ağzının içine bakıyorlar. Çin'deki arkadaşlara bir faydası olmayabilir ama en azından İstanbul ve çevresindeki arkadaşlara faydası olsun. Bu ay, her ay 2 oyun, 3 oyun oluyor abi. Evet. Bu ayda 17 Mayıs'ta bir oyunumuz var, 24 Mayıs'ta da bir oyunumuz var. Peki bekleriz. Siz oyun oynayacak mısınız hocam bu etkinliklerde? Bana şu anda bir teklif gelmedi. Bana geldi de ben onun için yani. Öyle mi? Evet. Sen ne zaman oynuyorsun abi? Ya bana da teklif geldi. Hayır bana da teklif geldi. Abi gelip gösteri yapar mısınız diye. Evet. Ben de arkadaşlar ben ortağım Can Yılmaz'la birlikte gösteri yapıyorum. Bilmem haberiniz var mı dedim. Onlar da bana abi şimdi ya. Peki biz sizi sonra arayacağız deyip kapattım. Anadolu Efes'in Instagram sayfasına girdiğin zaman görürsün abi bu etkinliklerden de haberdar olabilirsin. Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum bu muhteşem açıklamaların için. Başka ne var Tabildot'ta sevgili Can Yılmaz? Bu şeye bir küçük ara verelim. Seni lütfen. Gıdıklayacak haberi yani seni ben neyi beklediğini biliyorum açıkçası. Biliyorum. Buyurun. Bunlar böyle sana hafif geldi. Evet. Yani yaklaşık 15-20 dakikadır konuşuyoruz. Hala beni hoplatacak bir haber gelmedi diyorsun. Gelmedi. Seni hoplatacak haberi söylüyorum. Bir abi. Faks geldi. Evet şu anda son dakikada bir faks geliyor. Çok seversin bunu. Bak abimizin bir tanesi Amerika'da geri geri yürüme rekorunu kırmak için evet. antrenman yapıyormuş. Evet. 8 araba birbirine girmiş bunun yüzünden. Evet. Yaklaşık 240 bin dolar civarında bir hasar var. Evet. Adam demiş ki ben zaten geri gidiyordum. Sizin beni görmeniz gerekiyordu. Şu anda mahkemelikler. Ne diyorsun abi? Adam haklı. Hayda. Evet. Nesi haklı? Şöyle haklı. Dünyanın her yerinde yayaların evet. geçiş üstünlüğü var. Geri geri gidiyor. İster geri ister ileri isterse elbaş amutta yürüsün. Yayanın her zaman geçiş üstünlüğü vardır. Bak şöyle bir yanlışlık var. Abi adam yolu... Peki abi yol, bu şimdi şeye benzedi yani...
şeyin hiç mi suçu yok? Abi adam yolu görmeden kafasına göre yeri yeri gidiyor. Evet. E nasıl yani? Nasıl haklı olabilir bu adam? Şöyle varsayalım Can Hocam. Geri geri gelen vatandaşımızın görme engelli olduğunu düşünelim. Evet. Görme engelliyim ama geri geri yürüyerek bu rekoru kuruyorum. Kardeşim hem körsün hem yola çıkıyorsun mu diyeceksin adama. Sen yayayı göreceksin. Ona göre kendini ayarlayacaksın. 8 tane adamın 8'i de mi suçlu? 8'i de suçlu abi. Dünyanın her yerinde yayanın geçiş üstünlüğü vardır. Biz de abi şöyle adamın bir şey nerede yürüdüğünü bilmiyoruz ki şu anda. Sen İsterse şimdi, otobana çıksın. Sen şimdi kafana göre adam herhalde kaldırımda yürüyordur diye hesap ediyorsun. Yolda yürüyebilir. Otobanda yürüsün mü? Otobanda yürüsün isterse. Hayır efendim sen... o kadar da değil. Otobanda yürüyemez. Sevgili Can Yılmaz. Otobanda ben... yürüyebilir mi sakal? Otobanda hayır, öyle bir hakkın yok abi senin. Sevgili Can Yılmaz sakalın sevgili ve senin. Sevgili dostlar evet. Sakın ha sakın. Bakın evet. Bunu antik parantez söylüyorum. Sakın ha sakın Zafer Algöz'ün önerileriyle yola çıkmayın. Otobana çıkmayın. Ne ters, ne düz, ne mekik, ne yuvarlanarak, takla atarak hiçbir şekilde otobanda yürüyemezsiniz. Sevgili yanlış dostlar, bilgi veriyorsun abi. Sevgili dostlar, şimdi anladınız mı bizim Türk ehliyetiyle niye bize yurt dışında araba kullandırmıyorlar? Ne alakası var ya? Kullanamıyorsun. Kullanıyoruz abi. Hayır arkadaşım. Adam abi, isterse sana kafayı takar. Çünkü siz ikiniz, bak siz ikiniz. Niye kafayı taksın ya? Hayır abi, siz ikiniz. Yanlış arabam, değil. Arkadaşım bir dakika bana bırak. Abi, kullanabiliyoruz, ceza bile yedim ya. Ha? Niye ceza yedin? Çünkü orayı Türkiye zannettin. Hayır, hızdan ceza yedik ama ehliyetim geçerli. Bak sakal, ikiniz de Türk usulü şoförlersiniz. Abicim, otobanda yayanın yürümesinden bahsederken iş bize nasıl geldi ya? Şöyle anlatıyorum arkadaşım. Dedi otobanda ki, yürüyen yayayı nasıl savunuyorsun abi? Yapma gözünü seveyim. Arkadaşım. Tam bak ne dedim? Tam böyle seni gıdıklayacak bir şey dedim. Evet. Tam da hoplattı seni. Tam da beni hoplattı. Çünkü tüylerim diken diken oldu şu anda. Türkiye'de o yüzden sürücülük kavramında bir aşama göremiyoruz hocam. Sen diyorsun ki mesela şoför olarak durdun trafikte. Yayaya kırmızı yanıyor mesela. Evet. O arada biri geçiyor. Hemen ben hayatım boyunca, tüm hayatım boyunca 1986'dan beri ehliyetim var. Belki bir, belki iki defa kornaya basmışımdır. Hiç beni tanımıyorsun sevgili abi. Sevgili Can Yılmaz. Konu o değil ki zaten abi. Sen bizi bırak. Evet. Otobandaki yayana sen nereden izin verdin ya? Arkadaşım. Dünyanın hiçbir ülkesinde sen otobanda yürüyemezsin. Şimdi buradaki haberde otoban demiyor. Ben dedim ama sen dedin ilave ettim. Diyor. Sen kaldırımda yürüye diye haklı adam abimiz ben, falan filan. Ben kaldırımda değil caddede bile yürüse abi, yayanın geçiş ben üstünlüğü ben ona vardır. Bir tane patlatırım kulağının tozunu alırım. Gördün ulan düzgün düzgün yürüsene. Sen o antrenmanını git kardeşim bir kapalı yerde yap. Trafiğe sevgili... kapalı alanda yap. Yolun kenarında gidim. Bir koymuş herif fukara sümüğü gibi yapışmış. Sevgili Can Yılmaz işte bak senin gibi... Sürücüler yüzünden dünyada trafikte bir türlü uygarlaşmaya gelemiyoruz biz. Az abi önce sen alfabenin daha trafiğin ağasında otobana yaya çıkamaz kuralını ihlal ediyorsun. Çıkın diyorsun resmen. Otobana arkadaşlar yaya sakın. Bak Zafer Algöz söylemişti deyip E5'ten eve yürümeyin. Sevgili Can Yılmaz otobana elbette dünyanın hiçbir yerinde yaya çıkamaz. Ama çıkmışsa o yayanın muhakkak bir geçiş üstünlüğü vardır. Ne yapayım adam otobana çıkmış vurdum geçtim. Ya hayır abi kim diyor ne oldu? Sen öyle diyorsun. Olur mu abicim adama niye vuralım? Burada absürt olan bir şeyler var. Evet. Adam geri geri gidiyor. Niye insan gibi yürümüyorsun? Neden senin kaza yüzünden oluyor? 8 tane araba birbirine giriyor. O 8 tane arabanın şoförünün ben derhal ehliyetini iptal ederim. Ulan derim senin önemli olan önüne bakıyorsun. Geri geri giden araba bakarsan tabii bam diye vurursun. Hepsi meraklı bakmışlar ve çarpışmışlar. Abi olay biz tüm dosyaya hakim değiliz. Ben hakimim dosyaya. Bilmiyoruz adam belki yok, belki de çıplak geri yürüyordu. Öyle bir şey hafif demiyor. Olsun diye değil mi? Abi. Olamaz mı? Yani ben bir bak abi evet. Bu rekorlar hep böyle bir step yükseltile yükseltile gidiyor. Bu şimdi Guinness Rekorlar kitabına bakmıştık. Geri geri yürüme rekoru. Tamam. 56 saat 47 dakika. Tamam. Lan ben ne yapsam? Bunu baktı ki 56 saat yürüyemeyeceğim. Evet. Ben çıplak geri geri yürürüm demiştik. O da 28 saat 43 dakika. Olabilir. Çıplak olabilir. Olunca dikkati dağıtır. Olabilir. Arkadaşım sen yolda arabanı kullanıyor musun? Evet. Kullandın. Otobandan da biri yasak ama çıkmış otobanın kenarından geri geri geliyor. Çıplak. Hem de çıplak olarak geliyor. Senin sürücü olarak görevin önüne bakmak, önüne. Yanlış. Aa adama bak çıplak yürüyor. Nasıl yanlış. Yürüyor? Yanlış. Bam 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 sekizi birbirine girmiş. Bu da yanlış. Bakın arkadaşlar bu yanlış bilgilerle donanmayın. Hatta kapatın burada ileri sarın. Abi
Evet. Şoför sadece önüne bakar diye bir kural yok. Aynalara bakar. Her tarafa bakman lazım. Tamam. Senin her yerde gözün olması lazım. Tamam. Sen diyorsun ya ben şöyle kullan hani. Arkam dönük bile kullanırım. Böyle kullanırım diyorsun evet. ya. Önü evet. daha göremedik de. Evet. Abi. Adamın ne suçu var abi yani, bunda? Sakal diyor ki böyle kullanıyor bak Sakal abi sakal. Sana bakıyor arka koltukta. Hayır diyorum ki Can Yılmaz'a eğer sen araba kullandığını iddia ediyorsan ben senin kullandığın arabayı arkam dönük kullanırım diyorum. Zafer abi senin kullandığın arabayı gördük geçer gibi bizi Konya'ya götürdün. 7-8 defa tehlike atlattık. Yalan tamamen yalan. Samet arkada hüngür hüngür koskoca adam yani hüngür hüngür abi ineyim mi ineyim mi? Samet ne dedi biliyor musun? Zafer abi dedi ben meğer araba kullanmayı bilmiyormuşum dedi yolculuktan sonra. Can hocamın gözlerinde hafif bir dolma gördüm. Ulan ben niye böyle araba kullanamıyorum geçen diye. Geçen gün siz kapıda Cem Bey'in arabasını test ettiniz. Evet. Çalıştırdınız ya. Evet canım. O sırada Neco da bunu teyit etti. Zafer abi çok iyi şofördü. Çok teşekkür ediyorum. İşte bak bunlar bu çocuklar yiğidin hakkını veren arkadaşım çocuklar. Arkadaşım bak bol aferin. Kepçeden atıyorsunuz. Sallıyorsunuz. Yani bu şeye benziyor. Yani uzay üstü şeye çıkmadan tepedeki evet. şey neydi bizim? Nerede hocam? TürkSat mı ne? Neyse. Uzay üssü yok mu ya yukarıda? Onun bizim adı neydi? İstasyonu. Uzay istasyonu. Bir dakika bizim dedin. Bizim uzay istasyonumuz var. Hoca hayırlı olsun. Uzay istasyonuna yok. Çıkmadan burası çok havasız demeye benziyor. Sen bindin mi kardeşim Zafer Algöz'ün arabasına? Bindin mi? Ben 400 kilometre gittim. Kolçak var ya şurada hani tutar. O var ya elimin izi çıktı böyle hani sanki 30 yıl boyunca tutmuşum gibi. Hocam sen uyuyordun. Ne uyuması abi uyur muyum ben? Kafa düşmüş böyle uyuyordun. Yok abi sen... Çok zayıfsın. Melekelerini yitirmişsin abi. Ben. Çünkü sen diyorsun yani ben Bursa'da şöyleydim, Bursa'da böyle. Evet. Onlar 30-40 sene evvel. Evet. Bırak dedim ben kullanayım. Geç yanda uyu. İzin de vermedin. Hocam ben senin kullandığın arabayla uzun yola gitmem. Peki abi tamam. Ben gitmem. Şimdi ne diyorsun arkadaş? Çık kabahatli burada. Burada yaya sonuna kadar haklı. Baştan yine söylediğim gibi dünyanın her yerinde yaya geçiş üstünlüğüne haizdir. Evet. Sen adam yeşilde geçti, kırmızıda geçti. Avrupa'da gitmedik mi? Ayağını kaldırıma atıyorsun, yayaya kırmızı yandı halde bütün arabalar tık 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 duruyorlar. Tamam o kültür var. Adam niye şöyle bizde diyor? De böyle yollara şey yazdılar, yaya geçitlerinin önüne biliyorsunuz. Evet. Önce yaya. Evet. Onlar bir silindi gile geçe, silinince bitti o kampanya. Bitti ya. Çünkü adam şunu düşünüyor, ya bu adam yaya, ben arabadayım ya da bisikletteyim ya da motosikletteyim. Bu adam kendisine kırmızı yandığı halde bile... Adımını caddeye attığına göre elbette bunun önemli bir işi var. Bir aciliyeti var. Ya da kuralları bilmiyor. Ya da bilmiyor. Hasta. Kuralları bilmiyor. Ya da kuralları bilmiyor ya da psikolojik bir rahatsızlık. Peki abi yayanın kuralları bilmeme hakkı varsa benim de var. Senin yok. Niye? Sen çünkü sürücüsün abi. Ya sen demin bir dakika evet. evvel otobanda yürüyün bir şey olmaz diyordun. Evet. Neyse abi bu konuyu çok su kaldırır bu pilav. Bence pek kaldırmaz. İzleyenler benim ne demek istediğimi anladı. Sen diyorsun ki benim arabam var, ben imparator gibi giderim, yayalar kendine dikkat etsin. Hangi, kimse önüme geçmesin. Hangi cümlemde söyledim abi bunu? Ben sadece şunu diyorum, sadece önünüze bakmayın trafikte, hı-hı. sağınıza, solunuza da bakın. Çıplak evet. vaziyete geri giden bir antrenman yapan bir sporcu da olabilir diyorum. Olabilir. Yani bu kadar. Ona da bakıp kazaya sebebiyet vermeyin. O 8 tane arkadaş ancak kaskoyla muhatap olurlar. Kasko da bunlara der ki, siz gerizekalı mısınız kardeşim? Giden adama bakarken birbirinize çarpmışsınız. Hadi olmaz ama bu seferlik bizden olsun. Şunların hasarını ödeyin der. Adamdan da 5 peni alamazlar. Alamamışlar. Zaten mahkeme devam ediyor abi şu anda. Ben de adamın yanında şahit olarak gidebilirim mahkemeye. Bir poundluk. İngiltere'den yeni geldiğin için pound üzerinden haber buldum sana. Güzel. Bir poundluk bilet alıyor adam. Evet. Tam 88 milyon pound çıkıyor. Çıkıyor. Oğlu var. Evet. Oğlu bu haberi alınca gidiyor ızgara şey var yani mangalda bileti yakıyor. Diyor ki ben paranın insanları nasıl değiştirdiğini biliyorum. Babamın huyunun suyunun değişeceğinden şüpheleniyorum. Onun için yakıyorum. Adam da demiş ki seni evlatlıktan reddediyorum. O ve onlar da mahkemelikler şu anda. Ne diyorsun abi? Hocam bilet yanmış kül olmuş. olmuş. Sucuğun arasında, sosisin arasında bitmiş. Gitmiş. Sen o saatten sonra oğlanı mahkemeye versen ne olur, vermesen ne olur? Doğru mu yapmış sence? Yani babamın huyu suyu değişir diye bir mantık olabilir mi? Olabilir. Çocuk kaç yaşında bilmiyorum da. Olabilir. Demek ki baba daha önceden böyle 3-5 kuruş para bulunca nasıl cozutmuşsa... Çocuk da dedi ki ulan bu şimdi 90 milyon pound'a yakın bir para bulursa... 90 milyon pound'luk bilet yakılır mı abi ya? Çocuk sen var ya sen. Ah benim elime geçsen var ne ya. Ne yaparsın mesela?
İlk önce bir döverim. Çocuğu. Tabii yani. Evet. Şimdi çocuğun kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz abi. Evet. 3-5 yaşında. Mangalla ilgilendiğine göre demek ki bir şeyi var. Yani böyle oluru var. Hı. İlk önce döverim abi. Çocuğu ne? Döversen çocuk haklı duruma geçer. Niye? Çocuk da benim ki, 90 milyon pound kaç para yapıyor abi? Çarpma bölmeyi biliyor musun? Bir aşağı yukarı falan. Biliyorum ama çocuk da der ki işte ben bu bileti yapmakta ne kadar haklıyım. Bakın adam beni dövdü der. Tamam. Ve hemen seni... Abi 90 milyon pound da ne kadar çok dövülür biliyor musun sen? Orantını ben bile. Olsam adam bile tutabilirim yani. Vallahi ama. Ya bir dakika kardeşim. Çok sıfır var. Kaç? Okuyamıyorum. 90 milyon pound'a bak. Sakalların hesap makinesine sığmadı. 2.206.062.800 falan filan. 2 milyar. Yani 2 milyar falan filan evet, böyle bir 2 şey. 2 milyar falan. Evet. O çocuğu var ya mangala yatır. Bak sen var ya evet. Şu anda çok naif şey davranıyorsun ya. Evet. Bence sen o çocuğu böyle ellerini hangi elinle yaktığından şeyi pıs diye mangala bile yapıştırırsın. Hocam sen... 90 milyon pound mu? Sen az önce o çocuğu önce tokatlarım diyen sen değil misin? Şimdi çocuğun yaşına bakarım. Çocuk böyle kaç yaşında burada yazmıyor haberde. Evet. Çocuksa gerçekten dokunmam. Yetişkinse... Sadece evlattan reddederim. Ama böyle sakal gibi oldu şimdi. Sakal da bir çocuk yani. Değil mi? Sakallı anası çocuk. Anası var, babası var. Annesi de evladım, çocuğum diye seviyor yani. Mesela sakal gibi bir çocuksa onu kesin dövdürtürüm. Vallahi ama. Tabii 3-5 pound birine veririm. Güzelce bir dövün, bana fotoğrafını getirin derim. 90 milyon poundluk bileti niye yakıyorsun? Al, bak şunu yapsa anlarım. Biletini babasından aldı. Evet. Ve kayıplara karıştı. O bile bir başarı öyküsü olarak kabul eder. Gidersin, tahsil edersin, yepyeni bir hayat kurarsın. Evet. Niye yakıyorsun bileti? Kim bilir nasıl bir babaysa çocuk gördü tehlikeyi abi. Baba hayırlı bir baba olsa çocuk bunu baba yapmaz. Baba çok mülayim bir adammış. Ha, belli. Bana bu yapılacak, bu benim gibi adama yapılmaz demiş. Ama yapılmış. Yapılmış. Bitmiş. Şu saatten sonra sen mahkemeye verdin. Hayır mahkeme de boş iş. Neyi? Yani kamera kayıtlarından bileti yaktığı görülüyor diyor. Ama ne orada, onu nasıl anlayacaksın yani? Biletin ona çıktığı ne malum? Çıkmış. Sevinmişler ailece. Halay malay çekilmiş. Ya halay değil de. Evde bayağı sevinilmiş. Peki parti, bilet neredeymiş bilet? Bilet adamdaymış abi. Nereye koydun? Şimdi benim... öyle bir şey çıktığı zaman sen alıp da cebine koymasın. İlk önce böyle şöminenin üstüne koyup onu bir seyredersin. Demek ki o arada gitti. Hocam 90 milyon poundluk bir ikramiye evet. Çıkmış olsa o adam var ya bileti böyle yanağının altına koyar. Hayatta oradan ayırmaz. Öyle götürüp de şöminenin üstüne bilmem nereye koymaz. Konur. Burada bir yalan var. Konur abi. Şöminenin üstüne koyarsın, ailece onu bir seyredersin şöyle. Ki şömineye düşsün oradan yansın hep beraber seyredelim diye. Hocam. Ben burada çocuğu suçlu buluyorum. Çocuk maalesef babasını tanımayan, aile birliğini hiç haberi olmayan. Evet. Ulan 90 milyon poundla bütün sülaleni abat ederdim, vicdansız. Çocuğu ben alnından öpüyorum. Al işte. Çünkü babasının ne mal olduğunu bildiği için bu 90 milyon poundluk ikramiye benim babamı bozar, bizim aile bütünlüğümüzü bozar. Biz yine böyle fakir, kendi halinde yaşayalım, mutlu abicim, olalım diyerek. Parayı al, madem sen bu kadar hassassın. Evet. Parayı al, hayır kurumlarına dağıt. Parayı babana verme. Olan, parayı alacak olan babası çocuk değil ki. Demek alıp hemen kaçacaktı babası. Babası kim bilir ne belki planlar adam, yaptı. Çocuk kapıda bavulları görünce huylandı. Tabii baba oradan hemen uçak organizasyonlara girince anladı ki baba Kanarya Adaları'na fıyıyor. Biz ne yapalım baba? Önce şu bileti bir imha edeyim ki bu evet. Arkadaşın. Geleceğe dair yapmış olduğu planlar suya düşsün. Evet. Yavrum seni alnından öpüyorum. Mahkemelik olduğuna göre demek ki büyük çocuk bu. Çocuğu evet. Mahkemeye veremezse evet. Sakal gibi bir şey demek ki. Mahkemede hocam o iş çok su götürür. Adama diyecekler ki biletin sana çıktığını ispat et. Mahkeme değil aslında evlatlıktan reddedilmiş. Tamam. İspat et kardeşim sana çıktığını. Hmm. Efendim edemiyorum yaktı sobada. Dava düşmüştür. Tezgahın önünü kapat. Bir hayırlı evlat hikayesi daha var. Abi. Ha, onu da hep bugünlerde hayırlı evlat hikayeleri üstüne gidiyor. Hayır böyle double yapmak istiyorum. Ha, onu olur. Böyle bazı üçlemeler vardır. Evet. O üçlemeler her zaman insanın aklına daha böyle kazır adeta. Evet hocam. Geliyordu gibi hani seçimlerde çok olur ya. Evet. Onun için bu da üçleme. Abi 33 yıl evvel evet. Babasından 78 gram altın çalmış. Daha doğrusu adamın bütün birikimini çalmış. 78 Hindistan'da gram. 33 sene evvel Hindistan'da köyde babasının 78 gram altını çalmış, tüymüş. Evet. Onu sermaye yapmış, çalışmış, çabalamış, 1 milyardar olmuş. Yani 3,5-4 milyar dolar civarında bir servete edinmiş. Helal olsun. 33 yıl sonra demiş ki ben hatamı anladım. Babasına bir çiçek,
Bir de 33 kaç gram? 78 gram altını koymuş. Buyur, köyüne yollamış. Evet, evet. Babası da demiş ki bu çiçeği de altını da geri götürün. Onu bir daha gözüm görmesin. Ne diyorsun? Ne oldu? Sevgili baba, akıllı ol ya. Abi ne? Akıllı ol. Babayı mı haksız buluyorsun? Babayı haksız buluyorum. Abi ne diyorsun ya? 33 sene. Tamam. Sana baban çalarak hem de. Ulan tamam. Sen var ya gabi gabi. çalmışsın. Evet. Çalıyorsun, milyarlar oluyorsun. Bari üstüne bir taş koy da. Baba ben senden 78 gram çalmıştım ama al tamam. Sana 780 gram. Seni unutmadım babacığım dersin. Belki de o amaçla gönderdi çocuk. Aynı gram mı? Tabii. Ya da 100 gram atalım. 100 gram yolla ya, vicdansıza bak. Ben 78 gram çalmıştım. Hayır. Evet. O babasını denemek için yapmış. Babacığım ben senden yıllar önce 78 gram altını adamın tokatladım. Adamın bütün sermayesini çalmış ya, vicdansız. Tamam. Babacığım ben senin yıllar önce 78 gramlık bütün evet. Sermayeni çaldım. O arada da hiç gözükmüyorsun. Ortada yoksun. Bir alo dememişsin baba. Öldün mü kaldın? Ortada yokum. 33 yıl. Bu sermayeyi katladım. Senin de hakkın bu. Şu anda bu seviyeye geldim. Bu senin hakkın değil. Bu bir başlangıç aslında. Yani senden yıllar önce aldığım 78 gram altını hatırladın mı sevgili babacığım? Unutamadım ki ulan diyecek. Benim ya sen benden o altını çaldığım için ben 33 senedir fukaralık çekiyorum. Ha baba dese bir ki. Bir kere ulan sen koskoca 3-4 milyarlık adam olursun. Evet. Köyüne haber salsan, adamını yollasan, babanı alsan, güzel bir eve yerleştirsene. Ne 70'siz? Bak sinirleniyorum, ağzım dilim kapşay oluyor. Köye mi haber salacak? Abi sen artık zengin oldun değil mi? Evet zengin babanın oldum. Da köyü belli. Belli. O 78 gramda devamlı aklında çaldığını biliyorum. Baban evet. Da biliyor. Bütün köyde söylemiş. Evet. Ya artık 3. senesinde, 5. senesinde zenginleşmeye başladıktan itibaren çocuklar şu babamı alın gelin demiyor musun ya? Olmaz, ayıp olur. Kime? Babaya ayıp olur. Şu babamı alın gelin ya olur mu? Ya ne ayıp olur? Sen gideceksin sen bir... babanın yanına. Tamam abi sen bir git bakalım. Adam ben gelmem, ben köyümde rahatım derse eyvallah. Belki de adam koşa koşa gelecek. Ulan ben bu günü bekliyordum. Nerede o gabi gabi demeyecek mi? Sevgili Can Yılmaz, gabi gabi köye haber salsa dese ki ben zamanında 78 gram altınla yola çıktım. 33 sene sonra 2,5 milyar dolarlık abi bir adam oldum. Abi insanlar görüyor, televizyona çıkıyor. Bu gizemli değil ki bu herif. Bütün köy... Ulan senin oğlan bu değil mi diye devamlı dalga geçiyorlar herifle. Tamam, bütün köy adamın yanına gelir. Bütün köy öyle bir şey dese. Tamam abi, diyelim ki bütün köy geldi. 10'ar bin lira dağıtsan 240 bin lira yapar. Olmaz abi. Köyde de gıcık kaptığı adamlar vardır. Niye kalksın 10'ar bin lirasını versin? Ya onlara vermesin hadi 200. Evet. Abi bir dakika. Babası bir kere ayıp etmiş. Hayır. Babası ayıp etmiş. Pes abi. Ya. Tabii. Bu olayda adam hem mağdur. Evet. Ya adam belki de babası o 78 gramla ihya olacaktı. Köyün en zengini olacaktı. O, olamamış. Oğlan becerikli ne yapalım? Abi adam kasayı evet. Bir açıyor çekmeceyi yok. Evet. Ulan Gabi. Evet. Çalmışsın babacık, adamı. Hocam bak baba 78 gram altını almış yastık altı yapmış mı? Yapmış. Kasada. Çocuk belki de defalarca demiştir baba şuradan 3-5 kuruş sermaye ver de biz de bir ekmek tutalım, biz de bir iş kuralım. Hayır, o benim kefen param. Deyip sen adamdan 78 gram altını sakınırsan o da 78 gram altını çalar, tokatlar. Buradaki kısadar ise şu mu ya abi yani babanızdan sermaye isteyin, vermezse çalın mı diyorsun? Hak ettiyse. Olur mu abi? Eğer hak ettiyse tokatlayın. Hayır abi, hiçbir baba böyle bir zulüm hak etmez. Adamın 3 kuruş parasını al, bir de zengin ol, bir de milyarderler sınıfına gir, bir de utanmadan, sıkılmadan çiçeğin yanına ne çiçeği be? İnsan bir nevale, bir şey yiyecek, içecek, bir sanduka yaptırır. Babamın en sevdiği tatlılardan, en sevdiği yemeklerden yaparsın. Yanına da 250 gram altını koyarsın, bir mektup koyarsın. Baba beni affet. Yok, 250 gram, 78 gram altının iadesi 33 sene sonra 250 gram altınla ödenmez. Burada babanın yaptığı bir dangozluk var, kusura ya, bakma. Bırak abi ya. Tamam mı? Baba burada demeliydi ki, evladım zamanında... Almamış adam. Bak zamanında evladım... Alın götürün demiş zaten. Dinlemiyor ki sakal beni. Baba demeliydi ki evladım zamanında benden 78 gram altını tokatladın benim evet. Rızam olmadan. Onunla kendine güzel bir iş kurmuşsun. Milyarder olmuşsun. Seni yürekten kutluyorum. Yapıyor bu arada o zaman. He, yani seni yürekten kutluyorum evladım. Çiçeğini kabul ediyorum ama keşke bana bunu yapmasaydın. Bu 78 gram altını da ben sana tekrar iade ediyorum evladım. Etmiş dese, zaten etmiş. Dememiş orada ekmek falan filan. Tabii alın götürün demiş lan senin parana mı ihtiyacın var? 33 sene sonra gelmiş tamam. Şeyin. İşte o alın götürün dediği için oğlan da şirkettekilere telefon açıp babama bir 10 milyar gönderecektik ya iptal ediyor onu kardeşim.
Sen köyde oturdun. Abi sen servet düşmanı mısın, fakir düşmanı mısın? Hangisi olduğunu anlayamadık. Her, ben haklını her vakada değişik bir kişiliğe bürünüyorsun hocam, ya. Hocam ben haklının yanındayım. Burada kim ne haklısı abi? Çocuk hırsız haklı. Abi adam hırsız. Ya evlat babasından emaneten almış. Niye hırsız olsun? Hayır arkadaşlar sakın bak. Bu programda ikinci uyarımı yapıyorum. Evet. Sakın ha sakın babanızın kazasını, çekmecesini alıp emanet alıyorum ayağına almayın bir şey. Arkadaşlar abi, babanızın mı? Kasasından 78 ton altın, 78 kilo, 78 külçe çalın demiyoruz. 78 gram altın yastığa koymuş, ben onun kefen param. Evet. Ben bırak çocuk iş yapsın kendine ya. Ya bunun garantisi mi var? Ya batırsa parayı? Batırsa çünkü sakal gibi birine verdin. 78 evet. Gram bozdurdu gider motor alır. Adam demek ulan bizim bu köyde motora mı ihtiyacımız? Bir saniye sakal 78 gram altın kaç lira yapıyor yavrum? 98 bin lira yapıyor şu an. 98 bin lira. Ben 78 gram altını biriktirmişim. Sakal benden 78 gram altını benim haberim olmadan almış. Sakal 30 sene sonra geliyor diyor ki Zafer abi ben senden 78 gram Zafer altını baba. Hacıladım ya Zafer baba. Evet ben şu anda Türkiye'nin en büyük motor ithalatçısıyım. Evet. Ve yıllık hacmimde 7 milyar dolar. Sakala derim ki seni yürekten tebrik ediyorum. Bu altın da benden aldığın altın da anamın ak sütü gibi, helal olsun yavrum. Devam et yoluna. O kadar mı? Tabii sağda solda sakal benim paramı çaldı. 78 gram altınım gözüme görünmesin. Ayıp ya. Ayıp. Çok yanlış. Bu bütün bir ahaliyi hırsızlığa sevk eder. Hayır. Sakal becerikli bir adam olduğu için. Herkes olan becerikli değilse. Abi becerikli Allah değilse Allah. O zaman gelir dersin ki babacığım ben senden 78 gram altını tokatladım ya. Evet. O zaten bak, 3 gün sürer. Cümleyi bak zaten itiraf ediyor evet. Tokatladığını. Evet. Ya abi bunu sen mahkemede evet. Söylesen sana kelepçeyi takar götürürler. Bence Gabi Gabi'nin derhal hemen şu anda hiç yarını beklemeden tutuklanması gerekiyor. Gabi Gabi'nin. Evet. Gabi Gabi'nin 3,5 milyar dolar serveti var. Tutuklayacaklar onu ha. Arkadaşım al şunu. Kaybol dükkanın önünden. Gözüm görmesin. Gabi abi, Gabi'nin önünde sen, böyle dururlar. Abi bak sen iki değişik özelliğin var senin. Nedir bir, abi? Hem servet düşmanısın ha. Ama aynı zamanda da serveti olanlara hastasın. Sevdalısın. Hak ederek kazanılmış serveti. Hak etmesi ya. Adam, bak adam bildiğin düz hırsız abi. Ya bir evladın babasından 78 gram altın alması hırsızlık mı? Hırsızlık tabii. Adam 30 sene sonra geliyor diyor ki babacığım al paranı geri diyor ya. Abi bak hırsızlığın hem de bence var ya bakın ağırlaştığın hem de bak birinci derecede akrabandan babandan tokatladığın için double ceza alman lazım. 7 yılsa 14 yıl. Çünkü baban sana güveniyor. Evet. Senin yanında mışıl mışıl uyuyor. Evladım herhalde adam şöyle düşünüyor. Ulan Gabi Gabi de benim altını çalacak hali yok ya diye uyuyor. Gönül refah ferçe içinde, rahatlığı içinde. Tamam. Ne bilsin evinde hırsız olduğunu? Ben davaya bakan hakim olsam ne derim biliyor musun? Bak, beyefendi derim. Oğlunuz Gabi Gabi 78 gram altını sizden 33 sene önce tokatlamış. Adam şu anda trilyarder olmuş. Oysa ben sizden önce baktığım davada Kumar isimli bir kardeşimiz vardı. O babasından 7 milyar dolar sermaye alıp bir senede batırdı. Evet. Senin evlat, özellikle evlat. Onun için evladının kıymetini bil. Bu kaprisleri mahprisleri bir tarafa bırak. Bir de fırça yiyor adam. Tabii fırça yiyor. Beni de böyle mahkemelerde falan meşgul etme. Evet canım sıradaki gelsin der. Çekici vurur davayı kapatırım abi. Yalnızsın. Bu konuyu çok uzatmak isterim ama yeter bence. Ben de isterim. Sen abi arada kalmış bir şeyin var. Neyi? Yani beni mesela zengin sevdalısı olarak lanse ediyorsun. Evet, aynen öyle. Şunun bunun sevdalısı şeyi arkadaşı laf dostu. Laf söyletmiyor, laf. Diyorsun sakal. Ama şu anda bir hırsızı sadece zengin olduğu için bir hırsızı savunuyorsun. Hırsız değil. Tam tersi olsaydı fukaralığa düşseydi aynı şeyi diyecek miydin? Ulan hırsız niye çaldın babanın parasını? Hayır diyecektim ki yazık çocuk 78 gramla kendine bir şans yaratmak istedi ama şansı yaver gitmedi. Yanlış yatırımlar yaptı batırdı. Canın sağ olsun oğlum 78 gram altın ne? 90 bin lira. Üzüldüm evladım ama keşke yapmasaydım. Bitti konu kapandı. Çocuk da zaten ver babacığım. Gel evladım şuraya arkaya tezgaha yardım et. Tam böyle dumanın üstünde. Yani şu anda senin dumanın... Yine hayırlı evlat hikayesi. Yok. Ha. Adamın bir tanesi Halley Kuyruklu Yıldızı'nı bilirsin abi. Hani evet. 70 yılda bir geçer. Evet. Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kopan parça diye 5500 dolara bir kaya satmış birine. Evet. Adam da almış. Evet. Gitmiş sağa sola göstermiş. Bununla dalga geçmiş. Bu değil lan falan diye. Hakikaten yapılan tetkiklerde bunun uzaydan, hani Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan kopup gelmediği ortaya çıkınca parasını istemiş.
Adam savunması da şu olmuş. Kardeşim, o da kaya, bu da kaya. Al elinde bir kaya. Vay anasını. Bak bu bir şey söyleyeyim mi? Dünyanın kerizi bitmez. Niye? Bak dünyanın kerizi bitmez sevgili dostlar. Geçen programda burada Star Wars'un kostümünü 2 milyon 385 bin dolar verip evde onunla gezen adamlardan bahsettik. Tamam mı? Şimdi bu da öyle bir şey. Sen almaz mısın? Abi ne işin var? Allah'ın kayasına kalkıp dünyanın parasını verdim. Sana böyle uyarı videosu geldi biliyorsun. Nedir? Onu abi? Koy sakal. Darth Vader'dan sana akıllı ol. Akıllı ol diye. Sakal onu koy. Evet koy. Darth Vader'ın orijinal kostümü kaça satıldı? Onu da muhakkak 2,5 milyon dolara. Abi o kerizi de anlamadım. Lucas seni valla hangi denklemi geliyor? Ya niye veriyorsun kayaya bu parayı? Abi bak hep aynı döngüye dönüyoruz. Abi evet. Bazı işlerin hobiler vardır, meraklar vardır, heyecanlar evet. vardır. Yani buna niye şu kadar para veriyorsun diyemezsin. Şu kayaya adamın kadar... hali vakti yerindedir. Bu da halley kuyruklu yıldızından kopan tamam. parça diye 5500 almış. Ha sonradan inceletmiş. Kardeş bu değil demiş. O da kabul etmiyor. Ne diyor? Onlar da mahkemelik. Ne diyor? Onlar da mahkemelik. O da kaya, bu da kaya kardeşim diyor. Aslında mantık olarak haklı. Sonuçta uzaydan gelen de veya uzayda dolanan her şey de kaya değil mi abi? Evet. Taş değil mi? Evet. Tamam bu da aynı, o da aynı. Burada davadan da bir şey çıkmaz. Demiş ki 500 dolar vereyim, konuyu kapatalım. Yok. Bence çok bile vermiş. Evet. Ben 500 dolar bile vermem. Gene bir badakçıdan yanasın şu an. Tabii anda. Zamanında kalkıp da keriz gibi 5500 dolar bana zıplarken düşürecektin onu. Babacığım artık zamanı geçti derim. Bitti Zafer abi. Buyurun. Bak abi bu programda senin gerçek yüzün böyle kazı kazan gibi düşünelim. Tabii. Kazı kazan gibi kazıdık ve altından gerçek zafer alıyoruz evet. çıktı. Evet. Yani sen halk düşmanlarını alkışlıyorsun abi ya. Abi, adam abi bunlar dolandırıcı ya resmen. Abi adam tufaya düşmüş ya 5500 dolara Somali'de su bekleyen gariban çocuklara 2 tane kuyu açtır be. Aldın kayayı getirdin eve koydun. Ah cam mekanda duruyor. Komşular da geldiler. Bizim bey ne yaptı biliyor musun? Halley kuyruklu yıldızından yapma ya. Kayayı alıyorlar, kokluyorlar, yalıyorlar. Abi senin tadıyorum. Evinde böyle bir şey olsa zevkle sunmaz mısın insanı? Abi aptallık diyorum sana ya. Vallahi aptallık. Trilyarder bile olsan yukarıdan halley kuyruklu yıldızından kopan kayayı eve getirip saklamanın ne mantığı var Allah aşkına? Abi bu nasıl bir gerçekten has? Anlamakta zorlanıyorum. Neden biliyor musun? Sen zevk denen, Zeki Müren zevk derdi. Doğru. Denen şeyden bir habersin abi ya. Bu insana nasıl bir haz verir abi? Abi düşünsene 70 yılda bir görülen bir kuyruklu yıldızı. Evet. Bir parçası evinde duruyor şöminenin üstünde. Bak o da şöminenin üstünde. Ne kazandırıyor sana? Gelenler diyor ki bak gördün mü kayayı diyor. Kapıyı çalıyorlar. Can Bey sizi şu kayayı bir görebilir miyiz? Annemler çok merak ediyor. Gelin hanım komşular gelmiş. Geldiler baktılar. Aa evet kaya. Kaya teşekkür ederiz. Bu. Sıradan bir kaya. Ki sıradan bir kayaymış da. Sonra da ortaya çıktı. Sıradan abi bak gene aynı geçen haftaki Darth Vader meselesine geliyor. Yani bazı şeyler var. Mesela şu. Hı. Şu anda bu kaç para diyelim ki 500 lira ediyor. Evet. Ama 100 yıl sonra bu kim bilir kaç para edecek? O ayrı. Yani ama bu... ben şimdi şu telefonu arkadaşlar bu uzaydan düştü. Bunu 15 bin dolara satıyorum deyip birine kakalıyorsan bu şimdi enayilik abi. Abi kakalama değil. Sen işte o zevkleri kakalama zannediyorsun. Abi senin için mesela bu tip alışverişlerde limit ne? Yani kaç paraya kadar kakalama demiyorsun? Parasıyla önemli değil. Manevi anlamda bir özelliğin olması lazım. Manevi işte. Ha mesela Kızılderililerin son reisi, istenmeyen tüyün mesela, kafasındaki işte tüyün bilmem ne parçası. Tamam sen ona da para vermezsin. Ona para verirsin. Çünkü orada bir adam var, bir şahıs var, bir karakter var. Kızılderililerin son bu reisi dersin. Bu çoktan satılmıştır abi. En az 10 bin dolara satılır. Kolye yaparsın, bir şey yaparsın. Ama gelen bir tane kayaya bu uzaydan düştü diye parayı yatırıyorsun. Sonra da vay beni tokatladılar. Olur mu abi böyle? Olur. Sen müstahaksın o zaman. Seni tokatlarlar arkadaşım. Bu arada uzay dedin aklıma bir şey geldi. Evet, dur abi tahmin edeyim. Bir dakika edeyim. Dur. Geçen hafta sakal bütün dünyayı yerinden oynatacak bir teori çıktı ortaya. Neymiş? Ben burada söylediğimde Zafer abi cahil cahil konuşuyorsun. Otorite adam ne dedi? Ben Amerikalıların Ay'a çıktığına inanmıyorum dedi. Hangi otorite? Amerika'da bir herif söyledi. Onu herkes söylüyor abi. Çünkü yıllardır yeni bir konuşulan şeye yeni bir bilgi, yeni bir neymiş test. Mesela? Görüntü incelemeler, evet. Görüntülerin işte kalitesi, evet. Montaj mı, değil mi, falan mı, filan mı? Bütün o meşhur hani ayağını yere vuruyorsun da 6 metre zıplıyorsun yer çekimi olmadığı için ama bayrak nedense böyle sap gibi duruyor.
Abi onu bin yıldır yok. Söylüyorlar. Yeni bir şey değil ki. Adamın bir tanesi buna yeni uyanmış. Yeni uyanmış değil. Adam delilleriyle gayet sağlam getirdi. Ona inandın yani. Ona inandım abi ben. Peki abi yani Amerika'nın bu konudaki en büyük rakibi olan Ruslar. Evet. Şimdiye kadar sence bunu ortaya çıkardı, bu işi pazarlamaz mıydı? Hocam. Amerikalıların yalanını ortaya çıkartmaz mıydı? Çinliler. Onlar da gidiyor geliyor. Çinliler. Nereye gidiyor geliyor? Ayın görünmeyen yüzüne. Hintliler gitti. Niye görünen yüzüne inmiyorlar da görünmeyen yüzüne iniyorlar? Abi görünen yüzünü herkes görüyor zaten. Önemli olan aşağıda ne var? Tabii ben de şimdi buradan beni de atın füzeyle. Abi biz seni göremedik. Ayın görünmeyen yüzüne indik kardeşim. Abi, tabii göremedik. Abi o öyle bir şey mi? Gözünü seveyim. Bunun hocam öyle bir yörüngesi var, bilmem nesi var. Gidişatının canlı yayında gösteriyorlar. Sanki lafla. Gördünüz mü beni? Göremedik abi. Görseydiniz. Öyle bir şey mi bu yani? Hocam hepsi yalan dolan. Hangisi? İlhan'ın Mars'a gittiği de yalan. Mars'a kimse gitmedi. Ay'a gittiği de yalan. Uydu muydu abi, indirdiler ya. Abi Mars'a gitmedi. Mars'a gidilmedi henüz. İşte bir alet indirdiler ya falan. Hatırlıyorsan. Orada da fırtınalar falan var. Peki abi bir şey sorabilir miyim? Sen neye ikna alıyorsun ömründe? Yani evet. İkna olduğun şey ne abi senin? Yani ona itiraz, buna itiraz, ona hayır, buna hayır. İkna olduğun şey ne? Mesela bir buluşlar düzeyinde diyelim. Yani veya dünyadaki evet. olup bitenler anlamında. Ben şuna iknayım. Bunda hiç kafamda soru işareti yok dediğim bir şey var mı? Bir tek bir şey. Sevgili Can Yılmaz, sadece ayın ve dünyanın kendi yörüngelerinde döndüğüne ikna olurum. Burayı kokuldan beri gösterirler. Uydular hepsi böyle yan yana dizilmiştir. Ona bakarsan ha. onun da yalan olduğu söyleniyor. Yani o gördüğümüz yuvarlak meşhur dünya fotoğrafının o dünya öyle bir dünya olmadığını, dünyanın yamuk yumuk olduğu, yamuk yumuk ayın değil. Yamuk yumuk. Şöyle friz bir şeyi gibi hafif elips olduğu. Hayır tam abi o düz yumuk. Dünyacıların şeyi abi. Evet. Öteki, o başka benim dediğim böyle bir yerinden basık falan yamuk yumuk dünya şeyleri var. Evet. Yani NASA'nın 1970'lerde çektiği bir tane fotoğraf var. Devamlı bize dünya diye onu gösteriyor. Öyle olmadığı da söyleniyor ona bakarsan. Evet. Evet. Demin dedin ki Ruslar dedin peki. Evet. Hocam Ruslar bir kere uzay konusunda Amerikalılardan daha önde başladılar. Tamam. Uzay boşluğuna ilk adamı onlar gönderdiler. Tamam. Amerikalıların gitmediğini Ruslar biliyor ve bunu açık etmiyorlar öyle mi? Ruslar çünkü Ay'a gidemiyorlar ki. Ay'a gidilmeyeceğini Ruslar biliyorlar. Böyle bir şeyin imkansız. Tamam olduğunu. Abi bu artı puanı evet. niye Amerikalılara veriyorlar? Kendi yalanlarında boğulsunlar. Bırak eğlensinler diye izin veriyorlar. Hocam böyle bir şey yok yalan. Yalan. Abi bence böyle şu senin son söylediğin hani dedin ya yeni bir bilim adamı bir şey dedin ya. Evet. O büyük ihtimalle o videoya bakalım YouTube videosu mu? 12 yıl önce falandır ha. Daha geçen hafta. Ben niye görmedim onu? Geçen ben hafta, bu işin menbaında tam göbeğinde oturuyorum. Üstelik de aylardır bu işi araştırdım. Yıllardır toplanmış olan bilgiler, belgeler, görüntüler, dokümanlar, teknik... Ona niye inanıyorsun mesela? Onu, sana ona inandıran şey ne? Hocam bilimi... YouTube videosunu koyması mı? Sevgili Can Yılmaz, bilimi ilerleten nedir biliyor musunuz? Nedir? Kuşkudur, yalan. Kuşkudur, kuşku. Kuşku ve şüphedir bilimi ileriye götüren. Bir şeye ilk görür görmez, ha tamam inandım dersen bilim ilerleyemez. Bana mı söylüyorsun abi? Ben sana sorgulayan söylüyorum. Bir adamım. Sen her türlü yalana inanıyorsun abi. İlhan Mars'a gidiyormuş. Nereye gidiyor Mars'a? Yok öyle bir şey. Yalan diyorum sana. İnanmıyor ya. Hayır abi diyor. Abi peki. Bana değil de sana niye inanalım mesela? Bunu bana bir cümleyle anlat zamanımız doluyor. Hemen söylüyorum. Neden bana değil de sana inansın insanlar? Hemen söylüyorum sevgili evet. Can Yılmaz. Senin bu konudaki argümanın ne? Dünya ile ayın arasındaki mesafe kaç kilometre? Bilmem. 165 bin mi? 385 bin kilometre falan olması evet. lazım. Öyle değil mi sakal? Bakıyorum. Diyelim ki buradan çıktık. 384.400. Tamam abi tabii daha demin bakmışsın de belli ki. Demin bakmışsın. Zekayı görüyorsun. Hayır abi. 600 kilometre fazla gitmişsin. Ne? 600 kilometre fazla. 600 kilometre, 600 kilometre o kadar mesafede önemli değil. Belli ki bu konuyu anlatacak çalışmış ya. 3,5-4 gün sürer bu yolculuk. Çıktık dünyadan. Gitti. Burada. Böyle giderse gidemezsin. Birinci tankeri lap diye saldığı ateşleri bir hız verdi. 2-3 atmosferin dışına çıktık. 3 gün sonra Ay'a geldik, indik rivayete göre. Sonra biz Ay'dayken bizi buraya indiren uydu buradan dönüyor devamlı. Öyle değil mi Ay'ın çekim gücüyle? Evet. Sonra öyle bir ayarlıyoruz ki biz buradan Ay'a inmiş olan modülü ateşliyoruz. Atmosferin dışından gelen öbürüyle dık diye birleşiyor. Evet. Sonra beraber dünyaya dönüyoruz. Bunların hepsi 3,5 gün sürüyor. Mars'a gidebilmen için bunun 10 katı daha uzak bir mesafe var. Tamam. En sevgili İlhan, dünyadan
füzeyi gönderdin. Evet. Atmosferin dışına çıktı. Evet. Ay'ın yanından geçtin. Satürn, Neptün, Uranüs hepsini el salladın. Gittin gittin. Mars'a kadar geldin. Geldin, indin. Öyle bir şey yok abi. Uranüs'e falan el sallayamazsın. En yakındaki Mars zaten. Tamam, en yakındaki. Bu bilgiyi de düzeltelim yani. Uzaktan evet. El salladın. Evet. Geldin, Mars'a indin. 10 günlük yakıtı yolda harcadın. Dönüşte hangi yakıtla dünyaya geliyorsun? Sorun bu İlhan. Sana ve boş laflara inananlara. Dünyanın, bana bunun yanıtını verin. Nasıl geliyorsun dünyaya? Saçma sorusu bu. Neden biliyor musunuz? Hı. Çünkü Mars'a gidiş var, dönüş yok. Nasıl dönüş yok? Dönüş hiçbir zaman planlanmıyor. Dönüş sonraki iş. Ha, çünkü gidiş gidiyorsun, ha gidişin olsun dönüşün olmasın. Neredeyse. Ha, gidiyorsun yani dönemiyorsun. Yani Mars programına katılanlar evet. Aileleriyle vedalaşacak, kendinize iyi bakın deyip gidecekler. Vınlayacaklar. Evet. Bana şunun için, cevabını dönüş veremedim. Dönüş için daha henüz bir şey tasarlamadım. Ay'ın 10 kat daha uzağında olan bir gezegene hangi yakıtla gidiyorsun? Gider abi bize ne yani ben anlamadım işte, bunu. Bize ne dediği için böyle insanlar sayesinde böyle adamlar trilyarder oluyorlar. Ya Mars'a gidiyorum diye. Evet, adam ya çok iyi ya diyorsun. Abi benim anlamadığım şu, ben Mars'a gideceğim diyerek mi trilyoner oluyor? Evet. Mesela bunu söylüyorsun ve trilyoner mi oluyorsun? Evet, İlhan diyor ki arkadaşlar Mars'a gönderiyorum insanları, uzay projem var falan filan. Evet. Bir de yalandan Madi'den bir gösteri yapıyorlar. Alkışlar malkışlar falan filan. Her gün neredeyse evet. Adam uydu yolluyor her gün. Evet. Her uydu gönderişinde hisse senetleri yukarı doğru çıkıyor. Ya sen yolla. Abi sen yolla. Senin hisselerin para etsin. Ben yolla. Her zaman aynı programı şeyi tartışıyoruz. Arkadaşım aynı ya. Şeyi ben yapsam en başta sen beni baltalarsın. Nedir? Benim şimdi sormuş olduğum soruları sen bana sorarsın. Hangi yakıtla gidiyorsun abi? Abi sana diye. Sorarım çünkü senin background'un yok. Sen tiyatrocusun. İlhan'ın var mı durduk background'u? Yere İlhan'ın sen... var mı background'u? Ne var? Sen şimdi durduk yere sabah kalkıp bir yapıp ben roket yapacağım dersen hayır olsun abi derim. İlhan nasıl yapıyor peki? İlhan'ın background'u var abi. Ne var? Astronot mu? Hep bu işlerle ilgilenmiş. Teknolojiyle ilgilenmiş. Sen teknolojiyle ilgin yok abi. YouTube'u hala reklamla seyrediyorsun. Evet ya. Seyrediyorum. Evet. Bir kişi kaldı abi ya. Evet. O kişi bir tek kişi ben bile kalsam yine de YouTube'u reklamlı seyredeceğim abi. Ama ve teknolojiden bahsediyorsun. Evet. Abi sen YouTube'u reklamla seyrederek nasıl Ay'a gideceksin ya? Sen var ya çok büyük demagogsun. Niye? Bak. YouTube'u reklamla seyretmekle İlhan'ın Mars seyahatini getirip birbirine hemen böyle bir meçledin. Evet. Konuyu kapatmak hayır, için. Hayır konuyu kapatmak değil. Senin gerçek yüzünü, perdeni indirip tamam. İnsanlar görsün istiyorum. Ben gerçek yüzümü indirdim mi? Evet. Benim soruma cevap ver. Hangi yakıtla Dünya ile Ay arasındaki mesafenin 10 katı daha uzağındaki bir gezegene gidiyorsun? Bu yakıtın adı ne? Nükleer yakıtla gidebilir mi? Hı, gidersin. Nükleer yakıtla ancak Amerika'nın bir ucundan öbür ucuna o füzeyi gönderirsin. İlhan yeme bizi. Nükleer gemiler var abi, denizaltılar evet. Var. Evet. 365 gün derin sularda gezebiliyor. Ne geziyor? Yatıyor. Ya onu da mı biliyorsun yatıyor abi? Yatıyor ya. Allah aşkına ya. Abi denizaltı suları. Abi SS Reagan var biliyor musun? Uçak gemisi. Kimin? 400, Amerika'nın abi Reagan ha. İşte izi. Evet. 420 gün limana evet. Uğramadan gezebiliyor nükleer yakıt. Abi o gemi. Abi o geminin büyüklüğünü ha, gördün mü sen? Gördüm. 470 metre. Evet içinde 5000 kişi yaşıyor. Evet tamam. O bak 4500 kişi içinde yaşıyor. 500 metre uçak gemisi. Üstüne 250 tane hayır, uçak alıyor. Hayır buna bir şey demedin ha. Öyle bir gemi yok. Hayır yapamazlar demedim. Arkadaşım o geminin hareket edebilmesi için o geminin yarısı kadar da yakıt alacağı bir alanı olması lazım. Onun. Nükleer yakıt abi. Bir kavanoz tamam. Kadar bir şey. Ya koskoca gemi şu bir kavanoz evet, mu? Evet abi. Ya sakal şu yalana bari bir şey söyle ya. O geminin en az yarısı kadar abi bir alanı var. Abi sen nükleer reaktör gördün mü? Gördüm abi. Tamam başka sorum yok. Tanık gördüm. Sizin. Gördüm ama senin dediğin gibi şu kadarcık bir nükleer reaktörle 500 metre boyundaki gemiyi hareket ettiremezsin ettiriyoruz. Abi. Şu anda sularda geziyor okyanusta abi. Abi ne diyeyim yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü inanan çok inanan. Abi teknoloji konusunda benimle biraz takılman lazım. Bak. Gel bir hafta sonu cumartesi pazarımı ayıralım. Ben de zamanımı vereyim. Tamam. Gel abi kursuma katıl. Tamam. Teknoloji, yakın çağ teknolojileri. Bunları evet. Sana bir küçük hap şeklinde vereyim. Aklında evet. Bulunsun. Geçen gün bana akıl veriyordun. Abi senin de artık bir an önce bu zeka meka işlerine bakman lazım. Evet. Artık dünya oraya gidiyor. Yapay zeka ile ilgilen abi gerisinde kalma dedim. Geçen gün de yine bir uzman yazdı. Yapay zeka insanlık için en tehlikeli bir gelişimdir. Yani onu herkes yazıyor son çünkü zamanlarda. Çünkü 10 kişinin 8'i işsiz kalır dedi adam. Evet. Anladın işte mi? Ona göre ben onun için seni uyarıyorum. Yapay zekaya mesafeli durma.
işsiz kalanlar arasında olma. Ben yapay zekaya karşıyım. Çünkü insanların işsiz kalmasına karşıyım arkadaşım. Abi, sırf sen daha çok para Allah'tan, kazanacaksın bak, diye 10 kişinin 8'ini işten kovamam. Kusura bakma. Allah'tan abi sen 1800-1900'lerde Almanya'da falan yaşamıyordun. Ben arabaya karşıyım derdin, araba da yapılamazdı. Demezdim, niye diyeyim abi? Hadi programı kapatın da yemek yiyelim. Oho, sakala bak ya. Ne pişkinlik ya. Bu ne rahatlık ya. Acıktık hocam ya. Lan bunu saçları uzadı. Sakal. Hocam sakalı saçları uzadı. Geldiğinde kaç dakika oldu? Daha doyamadık ya. 58. Vay canına ya. Ne çabuk ya. Hiçbir şey demedik. Vay canına. Ya iki tane konu da bitti. Evet. Abi bak. Bu gel, radikal bir şey yapalım. Yapalım. Gerçekten gel bana. Hı. Ben bir sana bir program çıkarım. Alfabenin A'sından başlayalım. Güzel. A, ay seviyesinden evet. Başlayalım. Evet. Dünya bir toz. Evet. Sana bildiğim kadarıyla küçük hap şeklinde bilgilerle teknolojinin nasıl geliştiğini, bilgisayar teknolojisi, yapay zeka, bunlarla hap vereceğim, hap. Bir, hemen YouTube'u paralı haline, 20 dolar vereceksin, paralı hale getireceksin. Oradan tamam. Başlayacağız. Evet, sonra? Bedava kullandığın her şeyin paralısını alarak teknolojiyi bir kere benimseyeceksin. Neden? Çünkü zengin arkadaşlarını abat etmek için beni bu işlere alet ediyorsun. Bak, ben YouTube'un sahibi YouTube'a olsam... YouTube'a 20 dolar ver, oraya 3 ver, ben, buraya 5 ver. Niye veriyorsun? Ben YouTube, Google evet. gibi insanların hayatını kolaylaştıran, eğlendiren işlerin sahibi olsam... Hı. Bir kişiye, bir Allah'ın kuluna bedava vermem. Gördün mü? Ben uğraşacağım. Ben uğraşacağım. O kapasiteye ulaşacağım. Ha. O gelişimi sağlayacağım. Hı. Ve Nişantaşı'nda oturan Zafer Algöz YouTube'u açacak. Bedavadan yok öyle dava. İşte 3 bak. Dolar, 5 dolar da 1 dolar da olsa alırım. Ben de Cibuti'de öğretmenlik yapıyorum. Yani Cibuti'deki Afrika'da burnunda kemikle gezen gariban çocuklara öğretmenlik yapıyorum. Devlet bana sınırlı bir internet vermiş. Allah'tan o internetten Google'a girip çocukları bilgilendiriyorum. Her defasında ulan benim maaşım zaten 8 dolar. Can Yılmaz benden devamlı her Google'a girişte para istiyor. Sen bu bana insanlık. Sen Cibuti'deki öğretmen misin? Evet, bana öğretmenim. Mail at kardeş, ben sana bedava vereceğim. Hadi canım bırak bu işleri oğlum. Bunlar günahlarını bedavaya vermezler diye ki ben sana bedavaya vereceğim. Bunlar kim abi ya? Senin gibi düşünen adamlar işte. Ya azam sen hırsızı övüyordun. 78 gram. Ben hırsız ya demedim. Baba sen var ya. Gabi Gabi sen var ya. Hakikaten hırsızın tillahısın. Gabi Gabi seni alnından öpüyorum kardeşim. İstanbul'da ara beni, yaşatacağım. Ne yazıksın, adam zaten zengin. Olsun, ben onu ağırlarım, sonra Hindistan'a ben ona giderim. Abi bak, suçu ve suçluyu övmek diye bir suç var. Burada bir suç görmüyorum. Çocuk... Abi aferin diyorsun. Ya çocuk babasının yıllardır kullanmadığı 78 gram altını, kefen param diye ayırdığı altını almış. Anahtar kelime ne biliyor musun sakal? Anahtar kelime. Kefen param. Hah. Ya adam o ara ölse? Demek al. 33 yıl ölmemesi de Allah'ın bir lütfu. Al. Tabii. Al babacığım 78. Bir de adam Müslüman değil ki. Ya neyse ne yani. Neyse ne. Hocam. Müslüman olmayan ölmüyor mu? Hocam programımızın sonuna geldik. Nasıl bir bilgi lan bu? Ya kefen parası. Yakma parası olur. Yakılsın. Bu benim odun, yakılma param. Odun param. Hocam programımızın sonuna geldik. Sonuna geldik. 3 tane façan var abi. Bir, geri geri otobanda yürüyen, çıplak yürüyen koşucuyu övdün. Övdüm. Hırsızı övdün. Bir de babasının şeyini çalan... Evet. Biletini çalıp yakan adamı övdün. Övdüm. Bugün senin günün abi. Bugün benim günüm. Sen de... Üç suçluyu övdü. Sen üç. De Mars'a gidiyoruz yani diye... En az üç tane federal suç var bugün. Tabii. Sen de yıllardır Mars'a gidiyoruz dümeniyle milletin parasını tokatlayan, Twitter'ı bile paralı hale getiren adamların burada bir numaralı savunucusu oldun. Bana da diyorsun ki ben onun sahibi olacağım. Google'dan bak bakayım sana hiç bedavaya. Bir tane böyle... Bir videonun 5 saniyesini bile seyrettirmem. Seyretmem zaten abi. Seyretme. Seyretme. Sevgili dostlar, sakal, programımızın sonuna geldik. Twitter'da İnşallah bir... YouTube gelirimizi evet. kapatmazsa. Sakal, bizim Twitter'da 1200 lira bile 2000 lira para verdik. Onu geri alabiliyor muyuz? Hayır. 1 milyonun çok üstü takipçiler hani geri veriyordu parayı. Alırsın. Alırsın. İlhan da şimdi onu düşünüyordu. Ulan Can Hoca'nın 1000 lirayı versek. Bitti abi. 1000 lira değil, 2000 lira. İlhan, ben buradan sesleneceğim müsaade ederseniz. İlhan, bak. Bir oyun ettin, 19 Mart'ta ayağa çektin, koşa koşa yatırdık parayı. Sonra sağda solda duyuyorum, 1 milyonun üstü takipçilerin parasını geri veriyor musun? Benim parayı yatır, hemen yatır. Sen daha çok beklersin İlhan'dan o bak, parayı. Bak görürsün bak, bu görürsün mesajımdan ya. Sonra... Görürsün. Şimdi mesaj gelir. Tırın tırın. Abi, İlhan'ım doğru yoldasın yavrum, tokatlamaya devam et. Allah hayırlı kalın. Ne oldu abi? Mavi tikini aldı işte.
Baba senin olsun mavi tikim. Ben sanki İlhan'ın bana verdiği mavi tikle var oldum yani bu hayatta. Ne yapayım abi? Senin olsun tikin. Başka tikli Zafer Algözler çıkar. Abi çıksın. Ben de yazacağım bundan sonra kendi sayfama. Zafer Algöz mavi tikli. Sakal hemen bu program bitince yapar mısın? Başka tiklerle karıştırmayın. Hocam. Ne programımız... Su mu? Yok. Boğazında mı kaldı? Zafer Bey gözlüğünü verelim. Siz hocam programımızın son düzlüğüne geldik. Bugün çok kötüydüm. Bugün formunda değildim. Açlık seni kesti hocam biraz. Hem açlık hem de hastayım gerçekten. Hem de yeni çıkan eserin getirmiş olduğu stres Can Hoca'yı biraz sarstı. Sevgili dostlar. Yakında tüm kitapçılarda. Evet. Alın çünkü bulunmuyor. Sevgili dostlar programımızın son düzlüğüne geldik. Biliyorsunuz bu hafta seçim var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir seçim. Önemli bir seçim. Sizlerden tek rica lütfen sandığa gidin. Oy kullanın. Ya ben oy kullanmam. Ben oy kullansam da ne olacak? Böyle bir düşünceyi asla kabul etmiyorum. O mantıkla herkes aynı şeyi söylerse... Evet, kimse oy kullanmaz. Hatta bir defasında şöyle bir şey de söyledim. Abi ben bu adayların hiçbirine oy vermeyeceğim. Tamam. Sandığa git, boş oy at. Bak o bile bir tepkidir. O zaman da siyaset bilimciler der ki... Vay anasını ya, Türkiye'de 29 milyon insan oy kullanmış. 1,5 milyon insan... Hiç kimseyi layık görmediği için boş oy atmış. O zaman ben bu 1,5 milyon oyun potansiyelini nasıl değerlendiririm diye belki yeni bir siyasi oluşuma sebebiyet veririm. Evet, siz ama yine de boş oy atmayın. Evet, ama sandığa gitmeyeyim. Bir kötü mesaj veriyorsun. Evde abi. Oturayım, ay çekirdeğimi çitleyeyim, televizyonunu seyredeyim olmaz. Onun için lütfen gidin oy verin. Vatandaşlık görevinizi yerine getirin. Özellikle genç arkadaşlarımdan rica ediyorum. Ve diliyorum ki bu seçim ülkemiz için... Hayırlı, uğurlu olsun. Çünkü Türkiye'nin çok büyük sorunları var. Hem ekonomik anlamda sorunlarımız var. Onun dışında işte enflasyon var, işsizlik var, derdimiz çok. Çevremizde kaynamayan ülke yok. Her yerde bir faaliyet var. Onun için de büyük Türkiye Cumhuriyeti'ne 100. yılında yeni bir sayfa açalım. Ve bütün bu hataları, kusurları, defoları, eksik gördüğümüz ne varsa hepsini toparlayıp nüfusunun %60'ı genç olan bu ülkeye yeni bir yol açalım. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemize şans ve mutluluk getirsin seçimler. Buyurun hocam. Siz bir şey diyecek misiniz? Tabii ki. Buyurun. Hoşça kalın dostlar. Hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli konuklar. Efendim Anadolu Efes katkılarıyla sunduğumuz Bir Burada Olan Burada Kalır programının daha sonuna geldik. Hocaların hocası Can Yılmaz'la birlikte... Herkese sevgiler ve saygılar diyoruz. Hoşça kalın.